Evet, herkese günaydınlar. Bu videonun daha önceki halini 19.8 milyon kez izlemişsiniz. Teşekkür ediyoruz Peugeot Instagram sayfasında Koray Kodal'la. Biz buna bir de bonus ekledik. Evet, Pelin'i dedik ki ekledik. Daha da fazla izlenebilir. Birazcık daha fazla izlersin. Pelin'in bilgisini de yanımıza alalım istedik. Çünkü biliyorsun Pelin elektrikli otomobiller konusunda özellikle. Bir de sokak sanatı konusunda. Ya sanatı hepimiz yorumlayacağız bir şekilde. Sokaktaki insanlar olarak. Kafası karıştı. Sağa mı bakayım, sola mı bakayım? Bakacağım bilemedim. Size hatırlayacaksınız, İstanbul Anadolu yakasında murallarla ilgili bir bilgilendirme videosu çekmiştik. Onu da şuraya bırakalım. Ama bu sefer dedik ki bunun tam tersini Avrupa yakasının güzel yapalım. Eserlerle yanımızda da Pelin'le birlikte çekelim. Ve Koray'ın ilk anlatacağı eser. Evet, şimdi aslında orada da anlatmıştık. Kadıköy'de çok fazla mural vardı. Aslında bir projeydi bu. Avrupa yakasında da 3 önemli eser var. Benim için en önemli olanlardan bir tanesinin önündeyiz. Bunu da ben sahiplendim. Niye öyle bir şey sen benim için? Ya çünkü hayvanlar, çünkü tema bu aslında. Çok güzel ama. Leo Lunatic isimli mahlaslı bir sanatçının hemen Galata Kulesi'nin önüne yaptığı eser. Kızgın bir pandayı sembolize ediyor. Bütün eserlerini aslında bir yere eklemeye çalışıyor. Bunun sebebi de hayvanların işte dünyasını yok ettiğimiz, onların yaşam alanlarını yok ettiğimize dikkat çekmek istiyor. Yani insanların bu dünyaya verdiği zararı aslında gösteriyor. Ve şehrin de dokusunun aslında bozulmaması gerektiğini, hayvanlarla, insanlarla yaşamın mümkün olduğunu aslında anlatıyor. Bu da benim hoşuma giden bir felsefe olduğu için onun önündeyiz. Ve yanımızda da tabii Pelin haricinde ana konuğumuz Peugeot E2008. Pelinciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Galata Kulesi falan. Doğa, sanat. Evet. Sen de bizi bir yere götüreceksin herhalde buradan. Evet, benim de bir sürprizim olacak tabii. Tamam. Peki elektrikli otomobiller konusunda senin tabii profesyonel olarak da bir iş yaşantında iç dışta olduğun bir durum. Aynı zamanda elektrikli otomobil de kullanıyorsun günlük hayatında. Peugeot E2008 ile birlikteyiz. Şehre uygun bir otomobil. Senin yorumun ne olur? 5 senedir elektrikli araç kullanıcısı olarak bence tam şehir içi için ideal bir araç olmuş. Rengi de güzel ha. Çok evet, değil evet. Mi? Renk, tasarım. Benim de 1,5 sene falan oldu artık yani elektrikli otomobillerle ilgili. Fena değil, bir ahkam kesebilirim size. Kapışırız. Evet, seninle kapışmamız zor olabilir ama hakikaten güzel. Ya boyutlarıyla şehre çok uygun bir otomobil. Yani E2008 hem bir SUV olması şehirde yüksek sürüş pozisyonuna çok rahat bir şekilde hakimiyet kurmanızı sağlıyor. Aynı zamanda da Pelin senin de işte elektrikli otomobiller çok kullandığın için o sessizlik, yani şehrin o gürültüsünü... Bak, martı sesi var. Ha, bunları duyalım değil mi? Otomobil motor sesi duymayalım. Elektrikli otomobilin sessizliğiyle sokaklarda gezelim isteriz. E2008'de buna en uygun otomobillerden bir tanesi. O zaman şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi sırada Pelin Hanım'ın eserine, yani Pelin Hanım'ın eserinden geldi. Pelin Hanım bir sanatçı. Sokak sanatçısı. Sürprizi bozdunuz. Aslında bir sanatçının eserini Pelin bize yorumlayacak. Orada da E2008'in diğer detaylarını inceleyelim. Bu arada ben, bir şey söyleyeceğim sana. Söyle, ben biz, de... Biz hani böyle geçen videoyu izlemeyenler, biz muralları anlatıyoruz. Sokak sanatçılarının aslına bakarsanız evet. Grafitiyle bezenmiş olan bir sanat eseri. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bayağı bir katkısı varmış. Bu yeni logo da çok güzel ha. Buna benzer tamam, bir şey de ona, çıkmaz ben mı? Ben de ona diyecektim. Evet. Çaldın mı? Fikrimi çaldın? Valla aklım okudun artık. Birlikte aynı şeyleri anlatan anlata birbirimizin düşüncelerini paylaşıyoruz. Ben de ona diyecektim. Yani burada bir Peugeot'un logosu zaten çok bir hayvan, aslan. Aslan pençesi detaylarını da yeni E2008'de yani E2008'de de fazlaca görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi ya, güzel. Tırnak izi var. Benim pandayla da uyumlu. Onda da böyle bir başlı durum var. O zaman biz şimdi İstanbul'un bu sakin sessiz saatlerinde gördüğünüz gibi incin top oynuyor. Hemen eserlerimizi görmeye gidelim çünkü 2 saat sonra burası curcun olacak. Hadi, evet. Hadi yola çıkalım. Görüşmek üzere. Evet, şimdi ikinci durağımızdayız. Pelin'in en beğendiği Mural'ın önündeyiz. Gene E2008 bize eşlik etti burada da. Ne diyorsun Pelin şimdi? Tasarımcı Maxon Duty'nin eserlerinden birinin önündeyiz. Maxon Duty murallarını yaparken elektronik devrelerden ve çiplerden esinleniyormuş. Benim de en sevdiğim hayvanlardan biri olan kedilerle yaptığı tasarımı bence İstanbul'a muhteşem. Çok uyumlu ya. Evet, zaten şehrin dokusuna uygun bir şekilde tasarlayan bir sanatçı Maxon Duty.
Burada da gördüğümüz gibi İstanbul demek kedi demektir. Kedileri burada Sarıyer'de görebilirsiniz. Gerçi gelip. Arnavutköy olduğunu tahmin ediyor burada Pelin ama burada Arnavutköy olduğunu evet bu arada hakikaten çok güzel yani hakikaten. Çok güzel gözüküyor. Güzel, güzel. İstanbul temasına olabilecek en uygun şey. Sabah Galata'daydık, kedi vardı. Kızgıncık dedim, kedi vardı. Galata'da kedi yoktu. Panda evet. Vardı, kızgın panda. Vardı. Sanatçılarımız... Sokakta kedi var ya. Sokakta kedi var, okey. İstanbul'da her yerde kedi. Her yerde kedileri ya. Seviyoruz. İnşallah kedilerimiz her yerde olmaya devam eder. Topuk evet, gibi. Burada da işte hazır kedi muralının önündeyken, kedi desenli muralının önündeyken Peugeot 2008'inde detaylarında pençeler, bunu görüyoruz. Pençeler, tırnak izleri falan. Ön tamponda vardı evet. Pençeler. Ama bu arada gerçekten bu arada otomobil GT donanımda. Arzu edenler için Allure donanımı da var. Elektrikli iki donanım var. Ama biz GT donanımını birazcık daha... Genelde seviyoruz. Otomobilin içerisinde de bunun izlerini de göstereceğiz size. Direksiyonun üzerinden tutun sağda solda evet. Pek çok GT çok havalı içerisi. Evet, anlatabileceğiz. Şöyle size bagajı bir açayım. Biz bayağı eşyamızı koyduk. Koray içerideki eşyaları zorla boşalttırdı. Tertemiz oldu ama şöyle bir separatör şeyimiz de var. Büyüklüğünü görün istedim. 434 litrelik bir yükleme alanı B segmenti için oldukça cömert. Kabloyu da güzel alta saklamışlar Koray. Gördün mü? Evet. Evet. Pelin bak burada da kalın bir pandizot kullanılmış. Bu sayede de aşağıya eşya koyduğunuzda esnemiyor. İyi düşünülmüş ve şu da böyle kilitlenebiliyor. Bu güzel. Buraya rahat rahat şarj malzemelerimizi koyabiliyoruz evet, o zaman. Evet şarj kablolarını falan koyabiliyorsun. Bir de yükleme eşiğini değil mi? Şey yani pratik. Ağır bir eşyayı kaldırırken de rahat bir şekilde kaldırabiliyorsun. Çok yüksek değil burası. Şu detayı çok beğendim yalnız. Bak şunu tık diye kaplıyorsun ya. 4.3 metrelik bir boyutumuzun olduğunu bir kere daha otomobili hatırlatalım. Sen bizi şimdi çok güzel bir başka esere götüreceksin ama ondan önce Pelin'den otomobille ilgili sürüş yorumlarını almak istiyoruz tabii ki. Elektrikli otomobillerin konforuyla ekstra Peugeot'un konforuyla güzel bir sürüş yaptık. Sabah saatlerinde İstanbul'da oldukça sakin. Peugeot'a buna eşlik edince daha bir evet. Keyifli oldu. Yani hem elektrikli otomobilin sessizliği var hem de E2008'in ses yalıtımının başarısını da tabii burada takdir ediyoruz. Parke taşlı yollardan geçtik, bozuk zeminlerden geçtik. Titreşim oldukça azdı değil mi? Süspansiyon bayağı başarılı. Bayağı bu arada iyi. Şey de söyleyelim. Bence Peugeot'un elektrikli otomobillerin genelinde bu süspansiyon ve konfor, sessizlik var. Mi? Yani en son biz 5008'de kullandık. Hani model ailesi gelişiyor elektrikli otomobillerde. 2008'de bence güzel bir başlangıç seçeneği. Evet, yani Peugeot şunu çok güzel yapabiliyor. Yani E2008 elektrikli bir otomobil ama içten yanmalı seçenekler evet. De sunabiliyor. İsteyen dizel hatta. Tabii. Hala dizel motor. Yani hala diyoruz ama dizel teknolojisi hala temiz bir şekilde sunulabiliyor. Peugeot bunu yapan en güzel örnek gelen bir tanesi. Turbo benzinli motoru var. Onun haricinde de bizim şu anki favorimiz elektrikli E2008. Elektrikli şimdi 2008'e binelim. Pelin böyle devrelerden falan bahsetti. İşte elektrikli bir otomobil. Burada da bolca devre var. Onunla da bir uyum yakaladı galiba değil mi? Orada onun için seçti galiba bunu. Şimdi senin eserindeyiz. Ben bilmiyorum. Sen ben bilmiyorum. Uyduracağım bilemedim. Bunu tamam. Hadi işte. Gidelim. Hadi gidelim. İstanbul'da sokaklar arasında gezmeye devam ediyoruz. Elektrikli Peugeot 2008'imizde. Birazcık da otomobille ilgili hissiyatları söyleyelim. Evet. Klasik bir şunu da söyleyerek başlayayım. iCockpit'e çok alıştım bir kere söylemekte fayda evet. Var. Küçük direksiyon, görselliği yüksek bir gösterge, yola oldukça hakim bir sürüş pozisyonu ve bana dönük bir multimedya ekranı içerisinde Apple CarPlay, Android Auto ve pek çok multimedya donanımının kablosu olduğu. Kablosu olarak kullanabiliyorsun onları. Çok da güzel bu arada. Ya boyutu da güzel, yerleşimi de çok güzel. İkisi de dediğim gibi sürücüye doğru yönelik tasarlanmış. Bir de şalter şeklinde bu tuş tasarımı da var. O da beğendiğim. Evet, güzel gözüküyor değil mi? Evet. Yani bu göstergelerin yerleşimi çok güzel. Aynı zamanda bizim donanımda yani GT donanımında da 3 boyutlu bir gösterge var. Bayağı da bu arada hem işlevsel hem de güzel. Bu arada direksiyonun üzerindeki kumanda butonları oldukça kullanışlı hem de büyük. Ayrıca işlevsel de bu arkadaş inşallah bize çarpmaz diye de söylemek istedim. Kablosuz şarj bu donanımla beraber var. Geliyor. Evet. Bu da güzel şeylerden bir tanesi. Cep telefonunuzu kolaylıkla şarj edebiliyorsunuz. Okan şu burada, desenleri çok sevdim ben. Ben onu çok beğendim. Yeşil çok sevdiğim için hakikaten çok da şık gözüküyor.
Yeşil dikişler evet otomobile bir enerji katmış. Onun haricinde de ambiyans aydınlatması var hemen bak bu çizginin altında. Ve burada kapı işlerindeki görüyorsun karbon kaplama da çok şık tatlı bir görüntü yumuşak sunuyor. Yumuşak bir malzeme. Bu bak vites seçicinin hemen bilek koyma yerinde de var bu yumuşak malzeme. GT donanımında otomobil dediğim gibi çok fazla GT logosu var. Cam tavarımız da var. Pelin sen arkada nasıl, konforlu musun? Vallahi benim keyfim çok yerinde. Arka yaşam alanı oldukça geniş. Ben böyle saatlerce yolculuk yapabilirim. Uzun yolda başka bir gün artık değil mi ama bugün şimdilik. Aslında elektrikli otomobille yani çok da merak ediliyor uzun mesafeli yolculuklar. Burada da hızlı şarjın avantajını tabii yaşadığımız bir rotta olur böyle bir şey yapmayı planlarsak. Ama arkadaşlar, bir de bence şunu da hep beraber söylemiş olalım. Aslında eğer planlı ve programlıysanız yani uzun yola da gidilmez diye bir kaydı da yok. Yani illa böyle yaldır yaldır yolda gitmek istemiyorsunuz. Tabii mutlaka zaten 2 saatte bir durman gerekiyor. Sağlık açısından, güvenlik açısından tavsiye edeyim. Bence mutlaka olması gerekiyor. Hem bacağınızın uyuşmasıyla alakalı hem de dikkatinizin toplamanız anlamında. Onun için o molalarda da hani bir kahve mi içiyorsunuz, ayağını mı uzatıyorsunuz? O arada zaten yaptığınız bir şarjda yolculuğu tamamlarsınız. Bu arada biraz otomobilin teknik donanımlarından ve kapasitesinden de bahsedelim. Otomobil 150 kilometre maksimumuzda sınırlandırılmış. Koray'ın evet. söylediği gibi. Evet. Elektrikli otomobillerin pek çoğunda olduğu gibi daha fazla hıza istese müsaade edilir ama etmiyor. Evet, elektrikli de iki tane motor seçeneği var. Bir 100 kW, bir 115 kW. Bizim aracımız GT donanımla beraber 115 kW olarak geliyor. 0'dan %9.1 saniye Volkan gayet. 10 saniyenin altında olması iyi. Gerçekten iyi. 115 kW'da yaklaşık 156 beygir gibi bir güce tekabül ediyor. Dolayısıyla hem yeterli, ara hızlanmalar da güzel. Bakın mesela... Ki sen sürüş modlarını da seçmedin bak. Yani spor modunda daha da keskin bir hale geliyor. Ben elektrikli otomobili her zaman en eko modda kullanıyorum. Kolaycığım alışkanlık. Çünkü insan böyle onu istiyor. Az önce Pelin'in de bahsetmiş olduğu gibi özellikle şehir içerisinde rejenerasyonla birlikte hani 565 kilometrelik menzil ulaşmanın evet. anahtarı da zaten sakin kullanabilmek. Evet, biz yani E2008'i anlat anlat bitiremeyiz. Dediğiniz gibi bir uzun mesafeli yolculukta da çok keyif alacağımız eminiz. Bagaj hacmi de buna çok müsait. Otomobilin menzili de buna müsait. Benim son söyleyeceğim şeyler E2008 yani elektrikli 2008 ile alakalı. Şehre çok uygun bir otomobil. Yüksek sürüş pozisyonuna etrafını çok rahat bir şekilde görebiliyorsun. Ben bu yönünü çok beğendim. Sen neyi beğendin Pelin'ciğim? Bence menzili gayet başarılı. Hmm. Sadece şehir içi değil, şehirler arası yolculukta da 400 kilometre gayet ideal bir menzil. Bence de eğer ekonomik güzel bir kullanım tarzına sahipsiniz, bu otomobil sizi hem şehir içerisinde hem şehir dışında mutlu eder. Yüksek sürüş pozisyonunda bence işlediğin gibi çok uygun. Bence o da otomobil teknolojik anlamda da yani elektrikli bir otomobile geçmek isteyenleri memnun edecek tüm donanımlara sahip. Evet. Yani biz zaten bu otomobili şehirdeki sanat eserleriyle eşleştirmemizin sebepleri bir tanesi de buydu yani. Şehirli bir otomobil, renkli bir otomobil, insana böyle enerji genç, veren bir genç hissiyatı, genç bir hissiyatı var. Dinamik de bir sürüş karakteriyle beraber konforu da göz ardı etmeden sunması bizim hoşumuza gitmişti. Evet, şimdi eşleştirdiğimiz eserlerle buluşma zamanı. Bakalım sıradaki muralımız hangisi? Evet arkadaşlarım, çok enteresan bir eserin yanına getirdim. Bir mural. Evet. S-Crane. Çok havalı ismi bu arada arkadaşımızın. Bunların hepsi sanatçı. Mahlas tabii yani. Nüfus cüzdanlarında bunlar yazmıyor. Yazmıyor. Belli olmaz yani, bilemez. Çünkü niye biliyor musun? Bu gizlilik önemli ya grafiti sanatında. Birazcık hani gizem katmak için bana gizem mahlaslarla. Kat. Bana gizem kat. Bu eser de gizemli değil mi biraz? Hani şu eseri yorumla desen yorumlayamam ama güzel olduğunu söyleyeyim. Bence bunların üzerine biraz rötuş lazım ya. Çok oldu çünkü bunlar yapılalı. Deniz kenarına yakın bir yerdeyiz. Burada rüzgar çok alıyor. Aynı zamanda işte havanın da şartları, ortamı. Ama tasarım olarak bana şey yani. Sanat kimin içindir? Sanat bence benim içindir. Bana bu eser şehri karmaşa anlatıyor. Size ne ifade etti? Biraz karmaşa. Ama ben de turkuaz renkler falan biraz deniz kenarındayız ya. Oradan bir evet. beni aldı azıcık. Yani yaşadığı sokağı aslında temsil ediyor biraz. Eve yaptırabilirim. Bak otomobilimizin rengi de mavi. Evet, bu bayağı uyumlu bir tasarım seçmişsin. Elektrikli 2008'imizin boyutlarından da biraz size bahsedelim. Biz 4 kişilik bir aile olarak kendinizi düşünürseniz bu otomobil sizin için yeterli kapasiteyi sunabiliyor. 4.3 metre uzunluğu var. Yaklaşık 1.55'likli bir yüksekliği var. Alın, evet, şarj kapağı. Alın size şarj. Büyük bir şarj kapağı var. Çünkü biraz bu büyük. Ortak bir, dedim ya az önce bahsettik ki platform
hem dizel hem benzinli motoru kapsıyor. İşte dizelde de AdBlue eklentisi için bir yer lazım. Onun için irice bir kapak kullanılmış. Hem AC hem de DC ile şarj olabiliyor. Bu bilgileri de elektrikli şarj uzmanımız Pelin'den alacağız. Peugeot E2008 AC'den 11 kW güç alabiliyor. DC'den de 100 kW'a kadar güç alabiliyor. Böylece DC istasyonda 27 dakikada %20'den %80'e gelebiliyor. AC istasyonlarda da %20'den %80'e 3 saat 20 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Evet, yani AC bildiğiniz gibi en ekonomik şarj yöntemi. Bir wallbox'a tabii ki daha düşük hızda daha ekonomik bir şarj yapmak da mümkün ama AC en dengelisi. Yani hele 11 kW maliyet olarak da ve aynı zamanda 3 saat 20 dakikada gayet iyi bir zaman. Hele 27 dakika. Zaten otomobilleri %20 ve 80 dışında çok doldurmanın da bir manası evet. Yok değil mi? Yani uzun bir mesafeli yolculuk planlanmıyorsa. Bu otomobilin lityum iyon pili olduğu için zaten biliyorsunuz o pillerde %80 maksimum %90'a kadar öneriliyor. Evet, başka uzun ömürlü olması açısından ve daha verimli bir şarj açısından ki pilin kapasitesi de 54 kWh diye yanılmıyorsam. Evet, 54 kWh kapasitesi var. Şehir içinde 565 km'ye kadar benzin imkanı sağlayabiliyor. Evet, yani... Çünkü çok iyi bir rejenerasyon sistemi var. Evet. Ortalamada 400-406 km'lik bir menzilin olduğunu hatırlatalım. Evet. GT donanım biliyorsunuz birazcık daha büyük bir batarya kapasitesine sahip. Evet, yani Allure donanım 50 kWh'lik bataryayla geliyor. GT paketiyle de bu 54 kWh'e çıkartılmış. Yani hızlı şarj önemli ama menzil tabii ki de çok önemli. Şehir otomobili aslında bakarsanız E2008. Az önce de bahsettik ki şehrin içerisinde rahat hareket edebiliyoruz. Konforunu ve sessizliğini sunuyor diye. Tabii ki burada da şehir içerisi menzille çok önem kazanıyor. Şehirdeki de rahat hareket etme anlamında da bize bir pratiklik sunuyor değil mi? İstanbul'un dar sokaklarında Galata Kulesi'nden buraya gelene kadar çok rahat bir sürüş yaptık. Bunun sebebi de 360 derece kamera donanımının olması. Evet, yani otomobil boyutları da hem buna çok uygun hem de dediğim gibi donanımla da bu desteklenmiş. Elektronik sürüş güvenlik yardımcıları da eksiksiz bir şekilde bizi destekledi. Bugünün de sonuna geldik. Çok keyifli bir gündü. Anadolu yakasında yapmış olduğumuz maceramızın daha kapsamlısını bu sefer de Avrupa yakasına çevirdik. Evet, Pelin'e de teşekkür ediyoruz. Bize hem elektrikli otomobil tecrübesiyle hem de E2008'de hissettirdiklerini aktardığı için hepimiz ayrı bir muralı sahiplendik. Sizin favorinizde onu da bekliyoruz. Aynı zamanda E2008 ile ilgili de görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Sokak sanat, sokakla sanatlarını da desteklemeye hepinizi davet ediyorum. Hakikaten sanat sokakla, sokakta sanatla güzelmiş. Evet. Kediler de çok güzel bu arada. Ben pandacıyım. Panda, sen evine bir tane panda alırsın inşallah. Var bir tane panda, ismi Efe. Biz size buradan veda ediyoruz. Soruyorum ve görüşlerinizi bu videonun altına ve Instagram postunun altına bekliyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz.